Bu konuda bir de Firuzan'a döneyim. Firuzan aynı şekilde hani hocam şeyden bahsetti. Tilbe hocam hani gençlerden ve çocuklardan bahsetti. Bir de bu işin şey tarafı var. Yani bizim yaşlılar var. Hareketsizlik. Özellikle bu salgında pandemi bizde çok ciddi bir hareketsizlik yarattı. Ki biz bu programda Bakış Sağlık Özel Yayında aslında ana teması da sağlık için hareket et. Aksa'nın CEO'su Yavuz'la da birlikte çok sık bu konuları konuştuk. Şimdi sendeki bilgiler ne, bu taze bilgiler ne? Biraz onları paylaş bizimle. Biz de geçen sene Aktif Yaşam Derneği ve İTÜ Kentsel Hareketlilik Laboratuvarı ile yaptığımız araştırmada aynı şeyi gördük. Toplumumuzun üçte biri sadece hareket, yeterli fiziksel aktiviteye sahip de. Hocamızın dediği gibi pandemi özellikle toplumun farklı kesimlerinde bu hareketsizliği giderek arttırdığını söyleyebiliriz. İki tane büyük riskimiz var. Bunlardan bir tanesi iklim değişikliği. Pandemiden evvel arka arkaya 4 yıl Aksa grubunun yaptığı global araştırmada hep en üst seviyede çıkıyordu. Geçen sene pandemi birinci sıraya çıktı. Hareket etmek öncelikle önleyici bir sağlıkla ilgili tamamen koruyucu bir aktivite. Ama işin bir de iklim boyutu var. Dolayısıyla aslında hareket ettiğimizde daha az ulaşım araçlarını kullandığımızda iklim değişikliğinin en önemli karbon salınımını azaltmaya da fayda sağlıyoruz. Dolayısıyla bu bağlamda geçen sene biz dünya için hareket et demeye başladık. Bizler bireyler olarak hareket ettikçe aslında hocamızın dediği gibi sağlık okuryazarlığımızı arttırıp sağlığımıza özen göstermeye başlıyoruz. Ama bir yandan da iklim değişikliğinin önüne almak konusunda da önemli bir adım atmış oluyoruz.